Dördüncü pekiştirme testimize geldik. Burada 10 tane soru bizi beklemekte. Birinci soruda X atomu ile ilgili bilgiler verilmiş. Hangisi X'in izotopu olabilir deniliyor. Şimdi birinci periyodik cetvelin birinci grubunda yer alıyorsa demek ki X'in burada 1A grubunda olduğunu söyleyebiliriz. Yani son enerji seviyesinde bir tane elektron olacak. Elektron içeren katman sayısı 3 ise şöyle 3 tane elektron, 3 tane katman yazıp son katmanı 1 elektron yazarsak buraya 2, buraya 8 yazmamız lazım. Dolayısıyla 2, 8, 10, 1 daha 11. Dolayısıyla X'in atom numarasının 11 olduğunu söyleyebiliriz. Toplam 34 tane temel tanecik içerdiğinin bilgisi varsa şimdi şöyle bir şey düşünelim. Burası yüksüzse 11 tane de elektronu var. Dolayısıyla 11, 11, 22 yapar. 34'ten 22'yi çıkardığımızda bunun 12 tane nötron olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 12'ye 23 olacaktır bize verilen element atomu. Bunun izotopu deniliyorsa izotop olması için ne olması lazım? Nötron sayısının farklı olması gerekiyor. Proton sayısı aynı olacak. Şimdi proton sayısı bak 11'lere şöyle bir bakalım. Bak 11'e 23 bu zaten bize verilen atom. İzotopu denildiği için 11'e 24 mesela olabilir. Doğru cevap A seçeneği gelir. X4 artı Y eksi iyonlarının katman elektron dağılımı 2,8 şeklindeymiş. Şöyle yazalım istersen. X4 artı 10 tane elektronu varsa şurası 14 proton olur. Y eksi Y 10 elektron yazarsak şurası 9 olur. Buna göre eksi atomların periyodik cetveldeki yerleri sorulmuş. Şimdi 14'ü açarsak 2, 8, 4, 3 tane katman geçtim. 3. periyot. Son katmanda 4 elektronum var. 4A grubu. 3. periyot. 4A grubu. 9'a göre açılış yaparsak 2, 7 olur. 2 tane katmandan geçtim. 2. periyot. Son katmanda 7 elektronum olduğu için 2. periyot 7A grubu olacak. Doğru cevap E seçeneği gelir. 3. soruda katman elektron dağılımına verilen XYZ atomlarıyla ilgili. X'e dikkat et. Atom numarası 2. Bu helyumdu hatırlarsan. Yani bu arkadaş 8A grubunda yer alıyor. 1. periyotta. Y'ye bakarsam 2 katman var. 2. periyot 5A grubu. Z'ye bakarsam 2. periyot 7A grubudur diyeceğim. X atomu soy gaz mıdır? Evet. 8A grubunda olduğunu söylemiştik. Y'nin değerli elektron sayısı. Y'nin son katmanda 5 elektron olduğu için değerli elektron sayısı 5'tir. 7 denilmiş ifade hatalı. Z halojenler grubunda yer alır. 7A grubu halojenler grubudur. Doğru. X'in değerli elektron sayısı 2'dir. Doğru. Çünkü zaten bir katmanı var. O katmanlara 2 elektronu var. Y ikinci yatay sıranın 5. elementi midir? Evet. 5A grubu 5. element oluyor. Çünkü 4. yatay sırada 10 tane B grubu devreye giriyor. Dikkat et. Dolayısıyla 5A grubu 5. elementtir diyebilirim. Doğru cevap B seçeneği olur. X 3 artı Y 2 eksi iyonlar ikinci periyot soy gaz atomu ile izoelektronik olduğuna göre. Şimdi ikinci periyot soy gaz demiş. 1, 2 tane periyottan geçtim. İkinci periyot soy gaz olması için 8 olmalı. Burası 2. Dolayısıyla elektron sayısı 10 olmalı. O zaman X 3 artıya 10 tane elektron yazarsak burası 13 olur. Y 2 eksiye 10 elektron yazarsak burası 8 olur. Buna göre hangilerinde hata yapılmıştır denilmiş. X ve Y atomlarının değerli elektron sayıları aynı mıdır? Şimdi X'in değerli elektron sayısına bakarsak 2, 8, 3 diye açılır. 3A grubu. Burası da 2, 6 diye açılır. 6A grubu. Şimdi değerli elektron sayıları aynı değil. Birinde 3, birinde 6 elektron var. İfade yanlış olmalı. Yanlış denildiği için doğru bir işaretleme yapılmış. X 3. periyot 3. grup elementi midir? 3. periyotta 3. grup değil 13. grup elementidir. Çünkü ikinci yani 2A'dan sonra hani 1A birinci grup, 2A ikinci grup, 3A 13. grup. Niye? Araya 10 tane B grubu giriyor. Dolayısıyla bu 13. grup olmalı. İfade yanlış diye işaretlemiş olması lazım. Doğru işaretlemiş. Burada bir hata yapılmış. X'in çekirdek yükü Y'ninkinden 5 fazla mıdır? X'in çekirdek yüküne bakıyorum. Çekirdek yükümüz 13. Çekirdek yükü 8. Y'ninkinden 5 fazla mı? Evet, doğru bir ifade. Doğru işaretleme yapılması gerekirken yanlışı işaretlenmiş. Dolayısıyla burada da hata yapılmış. X ve Y farklı periyotlardan bulunur. X 3. periyotta, Y ise 2. periyotta yer alır. Bu doğru bir ifadedir. İşaretleme doğru yapılmış. Hatalı olanı sorduğu için bize doğru cevap 2 ve 3 D seçeneği olur. 5. soruya geldiğimde X2 artı iyonun yanında verilen katman elektron dizimine göre. Şimdi X5 artı 2 artıya bakıyorum. Birinci katmanda 2 elektron. İkinci katmanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron var. 2, 8 şeklinde toplam 10 tane elektronumuz varsa atom numarası 12 olacaktır.
Atom numarası 12 ise bu arkadaş 282 diye açılır. Dolayısıyla periyodik cetvelin 3. periyodunda 2A grubunda yer alır. 2. periyot 8A grubu denilmiş. İfade hatalı. Burada iyona dair bir katman elektron dağılımı yapılmış. İyona dair katman elektron dağılımından biz yer bulamayız. Nötr atomun yani proton sayısına göre burada katman elektron dağılımına bakmamız gerekir. X2 artı yonuyla neon 10 izoelektronik midir? Evet. X2 artı 10 tane elektronumuz var. Neon'un atomik halinde de 10 tane elektronumuz var. Dolayısıyla elektron sayıları aynıdır. Doğru. Nötron sayısını 12 dersek X'in protonu 12 idi. Nötron sayısını 12 dersek kütle numarası ne yapar? 12 12 daha 24 yapar. İfade doğru. Yupa sistemine göre ikinci grupta yer alır. Evet. 2A grubu ikinci gruba karşılık geliyor yupaya göre. Çekirdek yükü ise artı 12'dir. Doğru. Doğru cevap A seçeneği olur. X elementi Y16 ile aynı periyotta. Şimdi Y16'yı açarsak 2, 8, 6 diye açılacak. Dolayısıyla bu adam demek ki 3. periyottaymış. Z ile aynı gruptadır. Z2'ye dikkat et yalnız. Soygaz elementini vermiş helyumu 8A grubunda yer almalı. O zaman X elementi demek ki 3. periyot 8A'da. O zaman atom numarası ne olur bunun? 18. Çünkü şuranın toplamı 18 yapıyor. 3. periyot 2A'da mı? Hayır. 8A olmalı. Dikkat et, hata yapma. Şurası seni hataya sürüklemesin. Değerli elektron sayısı 2 mi? Hayır. 8. Bulunduğu periyotta 8 tane mi element var? 3. periyotta 2. ve 3. periyotlarda 8'er element vardır. Bu ifade doğrudur. Yanlışı sorduğu için doğru cevabımız C seçeneği olur. Aşağıdaki tabloda XYZ elementlerin katmanlarında bulunan elektron sayıları verilmiş. Buna göre XYZ ile ilgili hangileri doğrudur deniliyor. Şimdi birinci katmanda 2 elektron yazılmış. Dikkat et yine helyuma takılma. Bu 8A grubunda yer alıyor. 2, 8, 8, 8A grubunda yer alıyor. 2, 5, 5A grubunda yer alıyor. Birinci periyot, üçüncü periyot, ikinci periyot şeklinde. X birinci periyot 2A grubu mu? Hayır. Birinci periyot 8A. Y ile Z3 eksi tanecikliğinin katman elektron izimleri aynı mıdır? Şimdi Y'ye bakarsak 2, 8, 8'den buranın elektron sayısı 18 olarak bulunur. Z3 eksiye bakarsam Z toplamda şu anda proton sayısı 2, 5 daha 7 yapar. 3 eksi yön olursa 10 tane elektron olur. Birinde 10 tane, birinde 18 tane olduğu için katman elektron izimleri aynı değildir. Atom numaralarına bakarsak en çok elektron sayısı Y'de var. En büyük Y, sonra Z, sonra da X olur. Bu ifade doğrudur. Doğru cevabımız yalnız 3, C seçeneği gelir. 8'de X, Y 2 artı ve Z artı tanecikleri katman sayısına karşılık değerlik elektron sayısı grafiği verilmiş. X'e bakarsak 4 tane katmanı varmış. 1, 2, 3, 4. Ve son katmandaki değerlik elektron sayısı yani son katmandaki elektron sayısı 2'ymiş. O zaman burası 2, 8, 8 diye dolarak gelip oraya 2 yazabilirim. O zaman bunun proton sayısı kaç çıktı? 20. Y2 artıya bakıyorum. 2 katman var. Son katmanda 3 elektron var. 2, 3. Demek ki bunun elektron sayısı 5, 5, 2 daha burası ne olacak? 7. Z artıya bakarsak 1, 2, 3 katman var. Son katmanda 8 elektronum varsa 8, 8, 2 şeklinde açılır. Burası 18 olursa bunun proton sayısı 19 olacaktır. Şimdi protonlar belirledik. X'in 20 protonu var. Y'nin 7, Z'nin ise 19. Periyot numaralar arasındaki ilişki şimdi bu 20'ye, 7'ye ve 19'a göre açılış yaparsak zaten X nötral halde. Dolayısıyla X 4. periyot 2A grubunda yer alır. Y'ye bakarsam 2, 5 diye açacağım. Burası da dolayısıyla 2. periyot 5A grubu olur. Z'yi de açtığımda 19'u 2, 8, 8, 1 şeklinde açılacak. Dolayısıyla bu da 4. periyot 1A grubunda olur. Şimdi bana ne diyor? Periyot numaraları bak. X ile Z 4. periyotta eşit. Y 2. periyotta olduğu için bunlardan küçüktür. İfade doğru. X'in proton sayısını 20 olarak hesapladık. Y'nin nötron sayısı 8 olursa, şimdi Y'nin atom numarası 7, nötron sayısı 8 olursa kütle numarasının 15 olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap E seçeneği olur. Periyodik cetvelde bir kesit verilmiş, yani yer verilmiş X, Y, Z, T ile ilgili. Buna göre hangisi yanlıştır? X'in veya katman elektron dizilimi. Şimdi X nerede? 1, 2. yatay sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6. elementi. Dolayısıyla ikinci yatay sıra 6. element. O zaman ne olur? Katman elektron dağılımı 2, 6 şeklinde olur. Doğrudur. Y'nin atom numarası 18 mi?
Şimdi y'li karet 1, 2, 3. periyot 8a grubunda yer alıyor. O da 1, 2, 3, 8a olması için 2, 8 demem lazım. Dolayısıyla atom numarası 18'dir. Doğru. Z 3. periyot 1a grubunda mı? 1, 2, 3. periyot 1a grubunda bulunuyor. Bu da doğru. Değerlik elektron sayısı en az olan Z'dir. Değerlik elektron sayısı 1 çünkü. En fazla olan Y midir? Evet. Onda değerlik elektron sayısı 8'dir. Doğru. Y, T ve Z'nin kimyasal özellikleri benzer midir? Hayır. Aynı periyotta kimyasal özellik benzer olmaz. Aynı grup içinde bir kimyasal özellik benzer olur. Burada hiçbir atomun hiçbirisiyle kimyasal özelliği benzer değildir. Çünkü hiçbirisi aynı grupta yer almamaktadır. Doğru cevap E seçeneği olur. Son sorumuza geldiğimizde periyodik cetvelde yine bir yer belirtilmiş. Buna göre tablodaki doğru yanlışı bize soruyor. Z'nin çekirdek kökü 17 midir? Şimdi burada 1, 2, 3. periyot 7A grubunda olduğu için Z 1, 2, 3. periyot 7 olması için burası 2, 8 diye açılacak. Dolayısıyla çekirdek kökü 17'dir. İfade doğru. X artı İyonunun katman elektron dağılımı. Şimdi x artıya bakarsam şimdi 1, 2, 3. periyotta x. 1, 2, 3. periyotta şöyle de olacak. Bu bir tane elektron verirse son katmandan bir tane verir. Dolayısıyla 2, 8 şeklinde olur. Bu ifade hatalıdır. 2, 8, 8 değil. X artı ile y3 eksi iyonları. Şimdi x bir tane elektron verirse şuradaki soy gazının elektron düzenine benzeyecek. Y de 3 tane alırsa 1, 2, 3 tane alırsa yine aynı soy gazın elektron üzerine benzeyeceği için dolayısıyla bunlar birbirinin izoelektronidir diyebiliriz. Y'nin nükleon sayısı 15 olursa şimdi Y nerede? İkinci periyot 1, 2, 3, 4, 5A grubunda. 1, ikinci periyot 5A. Şu. O zaman Y'nin atom numarası kaç olur? 7. Burada nükleon sayısı 15 ise diyor. Şuraya 15 dersek 15'ten 7 çıkarsa nötron sayısı 8 olacak. Nötron sayısı 7'dir denilmiş. Yanlış. Doğru yanlış, doğru yanlış şeklinde sıralanır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Periyodik cetvelde yer bulmayla ilgili kavrama pekişme testlerini bitirdik. 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri yaptık ama farklı soru tarzlarını gördük. Güzel de sorular gördük burada. Karşına çıkabilecek soru tarzlarının neredeyse hepsini burada işlemiş olduk. Yazılımda da zaten bunlar sana destek olacaktır. Hani bundan çok daha zoru çıkmayacaktır karşına. Zaten sen bunları anladıysan, yapabilecek durumdaysan yazılımda ne çıkarsa çıksın yapabilecek durumdasın, onu söyleyeyim. Şimdi elementlerin sınıflandırması var. Metal, ametal, yarı metal ve soy gazları görüyor olacağız. Basit bir bölüm ama önemli de bir bölüm. O kısımda tekrardan görüşelim.